Güneydoğu Anadolu bölgesinin yaklaşık 2 milyonluk nüfuslu en büyük kenti Gaziantep, gastronomik zenginlikleri ve yaşayan gelenekleriyle Türkiye'nin kültür atlasında ayrıcalıklı bir yere sahip. Bu büyük metropol, ülkemizin tarih atlasında da önemli bir yer tutuyor. Birecik Barajı'nın kıyısındaki Zeyguma ya da diğer adıyla Belkıs Ören yeri o günlerin şahidi. Antik kent M.Ö. 300 yılında kurulmuş. M.S. 17'de Roma İmparatorluğu'na katılmış. Bütün bu süre boyunca da köprü anlamına gelen Zeugma adıyla anılmış. Yaklaşık 70 bin nüfuslu antik kentin dörtte biri 2000 yılında Birecik Barajı'nın suları altında kalmış. Kurtarma kazıları ise göz kamaştırıcı bir insanlık mirasını gün yüzüne çıkarmış. Zeugma'nın villalarında görsellik, renkli mozaikler ve fresklerle sağlanmış. Bunların en görkemlerinden biri, Muzalar Evi olarak adlandırılan villada ortaya çıkarılmış. Mekana adını verense, lirik şiir, müzik, tarih, astroloji ve felsefe gibi konuların esin perileri sayılan 8 mozaiği betimleyen dev taban mozaiği. Muzalar Evi, zengin mimari dekorasyonu, iyi korunmuş mozaikleri ve duvar freskleriyle ikinci katına kadar ayakta kalmış. Konuttaki mozaiklerin büyük çoğunluğu M.S. 3. yüzyıl başlarına tarihleniyor. Muzalar Evi'ndeki bir odada bulunan taban mozaiğinde, mitolojide ideal kadın olarak bilinen ve heroin olarak adlandırılan 4 kadın figürü var. Zeugma'nın restore edilmiş mozaikleri bugün hem antik kentte hem de kent merkezindeki Zeugma Mozaik Müzesi'nde sergileniyor. 2011'de açılan 30 bin metrekare büyüklüğündeki müze dünyanın en önemli mozaik müzelerinden biri. Zeugma Mozaik Müzesi'nde yaklaşık 3000 metrekare mozaik, 140 metrekare duvar resmi, 4 Roma dönemi çeşmesi, 20 sütun, 5 heykel, mezar stelleri, lahitler ve mimari parçalar sergileniyor. Sergi, Zeugma'daki gündelik yaşam senaryosu üzerine kurgulanmış. Yüksek rütbeli subayların ve zengin tüccarların kentinde insanların gündelik yaşamlarını geçirdikleri sokaklar ve yapılar, tanık oldukları manzaralar gerçek ölçüleriyle canlandırılmış. Müzenin odak noktasındaysa elbette göz alıcı mozaikler var. Genellikle doğal klima görevi gören sığ havuz tabanlarında kullanılan mozaikler, Fırat Nehri'nden toplanan doğal taşlardan ve renkli camlardan yapılmış. Mozaiklerde genellikle mitolojik konularla edebi metinlerden alınmış sahneler işlenmiş. Dolayısıyla bu mozaikler aslında klasik çağ edebiyatına da ışık tutan eşsiz belgeler. Günümüze çok iyi durumda ulaşmış mozaikler arasında, Troya Savaşı'na katılması için Odysseus tarafından saklandığı adada bulunan savaşçı Akilius'un mozaiği de var. Zeugma'da mozaiklerin günümüze kadar bu kadar iyi durumda ulaşmasının bir nedeni, evlerin ilk katının taştan, ikinci katının kerpiçten olması. Böylece yıkılan evlerin kerpiç katları, mozaiklerin üzerinde korunaklı bir tabaka oluşturmuş. Bir villanın havuz tabanı olduğu sanılan bu mozaikte de, ırmakların ve nehirlerin kaynağı olan Oşyanus ve Titis, yunuslara binen ya da balık tutan eroslarla çevrelenmiş. Mozaiklerde canlı ifadeler,
renk geçişleri ve ışık gölge oyunlarıyla figürlerde bir devinim, derinlik ve üç boyutluluk hissi yaratılmış. Gizemli bakışlarıyla Çingene Kızı olarak ünlenen mozaiğin büyük ses getirmesinde bu devinim ve derinliğin etkisi büyük. 1992 yılında bulunan bu eşsiz mozaik, kimi kaynaklara göre yer tanrısı Gaia'yı temsil ediyor. Zeugma'yı Anadolu'daki diğer antik kentler arasında ön plana çıkaran özelliklerinden biri de kendine has heykeltıraşlık ekolü. Bu ekolün en önemli örneği ise Mars heykeli. Zeugma'nın koruyucusu olan savaş tanrısı Mars'ın yaklaşık 1,5 metre boyundaki bronz heykeli, bir elinde mızrak, diğerinde çiçek tutuyor. Keskin yüz hatları olan heykel, bereketi ve gücü temsil ediyor. Müzede eksik mozaikleri canlandırmak için teknolojik araçlardan da yararlanılmış. Kenti ve mozaikleri orijinal bütünlüğü içinde görünce Zeugma'ya bir kez daha hayran kalmak işten bile değil. 1998 yılındaki kurtarma kazısında gün ışığına çıkarılan Akratos mozaiği de günümüze neredeyse eksiksiz ulaşmış eserler arasında. Mozaikte Akratos, geyik başlı içki kabından üç güzellerden biri olan Öfrosine'nin kadehini dolduruyor. Bereket tanrısı Demeter ve Fırat Nehri'nin tanrısı Öfrates de müzede görülmesi gereken mozaikler arasında. Zeugma Antik Kenti'nde mozaik sanatçısına resim hazırlayan fresk ustaları Fırat manzaralı evlerin duvarlarını da resimlerle süslemiş. Zeugma Müzesi Türkiye'de bu büyüklükteki tek fresk sergisine de ev sahipliği yapıyor. Gerek özgün heykelleri, gerekse kusursuz fresk ve mozaikleriyle Zeugma, geçmişte ne kadar varlıklı ve gösterişliyse, bugün de aynı derecede etkileyici. Tam da bu yüzden Zeugma Mozaik Müzesi, Türkiye'nin müze atlasında mutlaka görülmeli.